Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarifim var. Öncelikle 3-4 diş sarımsağı bu şekilde ince ince doğruyorum. Ben genelde havanda ezerdim. İçine bir miktar tuz atarak ilk defa bıçakla doğruyorum bu sarımsakları. Ancak sizlere havanda dövmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ekmeğe sürerken daha sürülebilir, kolay sürülebilir olmasını sağlayacaktır. Maydanozları ince ince doğruyorum. Eğer evinizde yeşil soğan varsa yeşil soğan da çok güzel oluyor, tavsiye ederim. Maydanoz ve sarımsak karışımının içerisine bir miktar tereyağı ve biraz da sıvı yağ ilave ettim ki ekmeklere kolay sürebilmek için. Tereyağı oda sıcaklığında olursa daha da kolay sürülecektir. O yüzden oda sıcaklığında biraz bekletelim tereyağı veya biraz eritebilirsiniz. Şu an 4 veya 5 kişilik bir tarif hazırlıyorum. Evdeki bütün ekmekleri bu şekilde ince ince doğrayıp bir fırın tepsisine diziyorum. Altına da yağlı kağıt döşedim. İtalyan mutfağına ait bir tariftir. Benim İtalyan arkadaşım var. Onlar böyle çok iştahlı yerler ve çok severler bu ekmeği. Aslında orijinali mayalı bir hamurla yapılıyor. İçinde süt ve tereyağıyla beraber yoğuruyorlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda paylaşırım. Ben pratik olması açısından bu şekilde yaptım. Çünkü onlar da böyle değerlendiriyorlar işten geldikleri zaman. Gerçekten de farklı bir lezzet. Az miktarda denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü damak zevkine hitap etmeyebilir ama biz çok seviyoruz. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Az önce hazırlamış olduğum sarımsaklı maydanozlu bu sosu bütün ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Konuyla ilgili bir bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Şimdi hemen kaşarları hazırlıyorum. Ortalama 300-400 gram kaşar kullandım. Bu da Kars kaşarıdır arkadaşlar. Eğer orijinal Kars kaşarı bulursanız hiç düşünmeden alın derim. Videomun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz zaten ne demek istediğimi. İnce ince kıymış olduğum maydanozları da yine üstüne serpiştirip hemen 200 derece ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Üstü nar gibi kızarana kadar fırında kalacak. Evet, fırından çıkarttım. Dakikalar içerisinde bu görüntüyü aldı. Çok fazla sürede vermek istemiyorum. Tamamen kaşarlar eriyene kadar fırında kalsın. 15-20 dakika veya daha az da olabilir. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel nar gibi kızardı ve peynir de muhteşem görünüyor. Şimdi hemen müsaadenizle ben bir tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Fırından çıkartır çıkartmaz hemen tüketmenizi tavsiye ediyorum. Neticede üstünde kaşar var. Belli bir süre sonra kuruyacaktır. Sarımsağın ve tereyağın birbiriyle uyumu, kaşarın lezzeti, gerçekten de hepsini şu anda hissediyorum. Muhteşem olmuş. Sürekli biz yapmış olduğumuz tariflerden bir tanesi. Az miktarda denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Tabii isteğe bağlı içine zeytin, sucuk, evde ne varsa değerlendirebilirsiniz. Hepsi de güzel yakışacaktır. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.